Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler 1. Bir kere oradan ağırlık merkezinden kesinlikle kenar ortağı da geçer. Bu yüzden x artı 2, x eksi 1'in önce 2 katıdır böyle. x artı 2 eşittir. 2 x eksi 2. x buradan 4 yapar arkadaşlar. x 4 olduğu için 6'ya 3 olur. Kenar ortaya geçtiğini sakın unutmayın. Yani bd ile dc'nin lütfen eşit olduğunu gösterin. Bu arada bir dik üçgende kenar ortay böldüğü parçalar eşittir. Yani muhteşem üçlüdür. Bu yüzden BD, DC'ye eşit 3, 3, 6 oldu. E şıkkı. Şimdi bir kere ağırlık merkezi dendiği için soruda şuranın 6 olduğunu görmeliyiz. BG'nin. Bir de arkadaşlar sonuçta kenar ortayları bazen böyle uzatırız tamam mı? Burada da GC'yi uzattığımız zaman şöyle bir TC kenar ortayını elde ederiz. Kenar ortayları gösterdiğiniz an bence soruda işinize yaramasın, yarasın, alışkanlık olsun. A, E, eşit olduğunu, A, T, eşit olduğunu gösterin. Bak burada o zaman şöyle bir güzel taraf da oluyor. Burası 90 derece olduğu için ATTB T, eşitse muhteşem üstten T, de bunlara eşit. Böylece arkadaşlar kök 13 ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında bölüyor. Sonra burası kök 13, burası da kök 13. Bak böyle bir AGB Pisagor'u yapabilirsin. 2 kök, kök 13'ün karesi 52 sonra BG 6'nın karesi 36 artı AG'nin karesi AG'nin karesi 16 AG arkadaşlar 4 oldu 4 olduğu için ağırlık merkezi oradan geçiyor Haliyle bu da bir kenar ortay 4'e 2 oranında bölünecek B şıkkı Merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler böyle 12'yi yazarız. Sonra arkadaşlar Lütfen burada yine hatırlayalım. Kenar ortay böldüğü parçalar eşittir. Dik üçgende muhteşem üçlü 18. 18 olduğuna göre DF8 yaptı. Açı ortayı da unutmayalım. 8'in 10'a oranı böyle 8'in 10'a oranı. Kenarların oranı parçaların oranına eşittir. Sadeleştirirsek 8 bölü 10 gelir. AE'nin ED'ye oranı 10 bölü 8'den 5 bölü 4 yapar. C şıkkı. Kök 5, 2, 2. Bir kere 4 karesi 16, 20 karesi böylece 36 geldi hipotenüs. Yani aslında 6 oldu. Şimdi bundan sonra iki kenar ortayın geçtiği yerden üçüncüsü de geçer. Ve kenar ortay olduğu için şöyle bir haş dersen B haşın haş C'ye ve muhteşem üçten dolayı A haşın da bunlara eşit olduğunu görelim. 3 3 sonuçta ağırlık merkezi bu A haşı da 2'ye 1 oranında böler. 1 burası 2 burası cevap A şıkkı. Evet burada bir kere ağırlık merkezi dediği için hemen görelim. AD, eşit. Kenar ortayı olduğu için BE, EC'ye eşittir. Sonra arkadaşlar şöyle bakın ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyor ya. İşte dikten dik indiğinde öklit burada işimize yarayacak. K çarpı 3K. Eşittir. 2 kök altının karesi 24 yaptı. Buradan da o zaman k kare 8 oldu. K 2 kök 2 oldu. Şimdi bir öklit daha olayı hallediyoruz. Neden? Bu sefer x kare kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. 2k çarpı 3k eşittir x kare. k'yı 2 kök gibi bulmuştuk. 6 çarpı 8'den 48 eşittir x kare. Yani x 4 kök 3'müş arkadaşlar. Yine bakın öklit karşımıza geldi. D şıkkı. Ağırlık merkezi ADC'de ağırlık merkezi. Evet burada iki tane ağırlık merkezi verilmiş. Yani bunlar doğrusal bakın böyle birleşmiş. Şimdi buraya 2M desek M olur. Şuraya N desek burası da 2N olur. Böylece BD uzunluğu 3M artı 3N 24. Bize sorulan arkadaşlar GG üssü yani M artı N bölüçe cevap 8'miş D şıkkı. Yani ağırlık merkezi verilmiş. Dik üçgen var arkadaşlar. AG'yi şöyle uzattığımız zaman ve DG üstünü uzattığımız zaman ikisi de kenarlarını ikiye bir şey kenarı ikiye böldüğü için tam böyle bir T noktasında kesişirler. Doğru mu? Çünkü bu da kenar ortay. BTTC yapıyor. DT oluyor. AT de kenar ortay yine BTTC oluyor. AG'yi kök köküç vermiş. O zaman köküç olur muhteşem üçlüden BT 3 kök 3, TC 3 kök 3 o zaman G üstü T de 2 kök kök 3 diye ayrılır. Bir de bize ACD'yi neden 60 derece vermiş? Şimdi burada şöyle bir alfa desek. İkizkenardan kenardan alfa, iki iç bir dıştan 2 alfa olur. Sonra yine tabii ki diğer açıyı da bilmiyorum. Eşit sakın bölüyor demeyin. Bilmediğimiz bir açı beta. Burası da beta. Burası da 2 beta. Böylece bakın Alfa artı beta 60 olduğu için 2 alfa artı 2 beta da 120 derece oluyor. Şöyle bir üçgen geliyor. 120 derece kök 3 kök 3. E 120'nin özelliği 30-30-120'de aaa kök 3'tü. Bu yüzden cevap 3 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, burayı hocam 30 verdim, burayı 30 verdim geliyor ama sonuçta bu üçgenlerin birbirinin aynısı olduğunu bilmiyorsanız sakın oraya öyle uyduruktan açılar vermeyin. Tesadüfen çıkar. Ama sınavda sorulan soruda sıkıntı yaşarsınız. O yüzden neyse o gösteriyorum ben. Bu noktası ABC'nin ağırlık merkeziymiş. O zaman burası 2'ye 1 oranında bölünür. Sonra bu böyle bir kenar ortay yapar. Şöyle bir AN dersek sonuçta ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır. Bir de açı ortaydan geçen bir kenar ortay aynı zamanda ikiz kenarı getirir bize. Şöyle T dersek A, T de. TB'ye eşit olmalı. Kenar ortay olduğu için e, bu aynı zamanda açıortay bu yüzden burası yükseklik oldu. Yani şöyle buraya YY dersek buraya da 2Y demeliyiz arkadaşlar. Bu soruda direkt AC ile CB'nin eşitliğini kullanmadık ama o kenarda dursun. Bu soruda hani yapmayacağız sadece söylemek istedim ikiz kenarı da görün diye. Şimdi bizim için bu soruda önemli olan 12 ise burası 6 değil mi? Bu arada 90'ı nasıl kullanacağım? GT D paraleldir ve 1'e 2 oran orta taban bu yüzden 12 oldu A şıkkı. Temel benzerlik bilgilerini bir kullanalım bakın. Şimdi kenar ortaydan dolayı BD eşit ya arkadaşlar. Haliyle ben şöyle bir AT tabanını indirirsem burası bir kere 24 birim olur tamam mı? Neden söylüyoruz bunu? Çünkü şuradaki DH orta taban oldu birebir orandan dolayı. O zaman aynı şekilde BH da HT'ye eşittir. Şuraya A diyeceğim. O zaman arkadaşlar HT'nin de A olması lazım. Orta noktadan bak buraya A eksi X kaldı değil mi? Bu arada aynı zamanda üçgenin AF'sinin bir kenar ortayı olduğunu unutmayın. Bakın burası A artı X. O zaman aynı şekilde FC'nin de A artı X olması lazım. Yani a eksi x burada olduğu için buraya 2x kaldı arkadaşlar. 10, 24, 26 üçgeninden tc 10 oldu. 2x 10 olduğu için x 5 geldi a şıkkı. Biraz zor soru. Ağırlık merkezi çok aşırı kaymış sola doğru ama biz yine de yapalım normal. Şimdi 8'e 4 doğru mu? Sonra arkadaşlar şöyle 20'yi uzatırsak 2'ye 1 orandan dolayı 10. 6, 8, 10 üçgeni. Bu arada Dediğim gibi şekil biraz kaymış ama yapacak bir şey yok. Ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır. Şöyle T dersek AT 6 ise TC de 6 olur. Böylece arkadaşlar şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. 12 ve 12. Demek ki 12 kök 2'ymiş. Bu arada X değil tabi burası. Şöyle bir S dersek SC 12 kök 2 ise BS de 12 kök 2'dir. Çünkü AGS 1... Kenar ortayı arkadaşlar cevabımız bu yüzden 24 kök 2 D şıkkı. Arkadaşlar bir dik üçgen çiziyorum. Şöyle e, A köşesi dikmiş. ABC şeklinde. Sonra böyle indiriyorum kenar ortayı. E, ve ağırlık merkezi bunun üzerinde. Buradan indirdiğim dik ayağı haşmış arkadaşlar. Şöyle biz kendimiz N diyelim o zaman. A, de kenar ortayı olsun. Şimdi soruda bize CH'ı 11 vermiş arkadaşlar. HB'yi de 7 vermiş. Zaten bunların toplamı 18 birim kenarın tamamı yapar. Böylece 2'ye böldüğümüz zaman 9 9 bölünmesi lazım. CN 9 olduğuna göre şuradaki NH'a 2 kaldı. Sonra muhteşem üçlüyü aman unutmayalım. CNB eşit ve AN'ye eşit. 9'u da 6'ya 3 diye böleceğiz ağırlık merkezinden dolayı. Şurada ufak bir dik üçgen bakın şöyle. Bir kenarı 2, bir kenarı 3. Burası H, burası da G. Böylece Pisagor'dan kök 5 geldi. E şıkkı. Alfa 2 alfa verilmiş. Ee, burada 15 ve 3 toplam 18 birim. Bir muhteşem üçlüyü deneyelim arkadaşlar. Yani bazen çıkış noktamız olmadığında bunu bir denemek lazım bence. Dolayısıyla burada AN kendim çizdiğim için tabii ki BN ve Nc'ye eşit olacaktır arkadaşlar. 18 olduğundan dolayı burası 9. Muhteşem üçten 9. Buraya kaldı 6 birim. Şimdi bakın 2 iç bir dış alfa alfa muhteşem üçten dolayı 2 alfa. Gördüğünüz gibi ikizkenar bir üçgen geldi. Demek ki arkadaşlar burada ikizkenar üçgende tabii ki taban verildiğinde veya bulunduğunda tabana diki indiririm ben. Şimdi bulmam gereken x. Öklit kendisine yakın olan parça. Şu 15'i karalayayım. Engellemesin görmenizi. Şurası tam 3 görmemize bir mahsur yok. Bakın şimdi 9, 3 daha 12. Kendisine yakın olan parça. Tabanın tamamı 12 artı 6'dan 18 eşittir x kare. Böylece x 6 kök 6 oldu e şıkkı. Alfa 2 alfa verilmiş. Ee, burada 15 ve 3 toplam 18 birim. Bir muhteşem üçlüyü deneyelim arkadaşlar. Yani bazen çıkış noktamız olmadığında bunu bir denemek lazım bence. Dolayısıyla burada AN kendim çizdiğim için tabii ki BN ve NC'ye eşit olacaktır arkadaşlar. 18 olduğundan dolayı burası 9, muhteşem üçten 9, buraya kaldı 6 birim. Şimdi bakın 2 iç bir dış alfa alfa muhteşem üçten dolayı 2 alfa. Gördüğünüz gibi ikizkenar bir üçgen geldi. Demek ki arkadaşlar Burada ikizkenar üçgende tabii ki taban verildiğinde veya bulunduğunda tabana diki indiririm ben. Şimdi bulmam gereken x. Öklit kendisine yakın olan parça şu 15'i karalayayım engellemesin görmenizi. Şurası tam 3 görmemize bir mahsur yok. Bakın şimdi 9, 3 daha 12 kendisine yakın olan parça. Tabanın tamamı 12 artı 6'dan 18 eşittir x kare. Böylece x 6 alt kök 6 oldu e şıkkı.